Sektörün tamamı çok heyecanlı. Çünkü bu master planla birlikte hedefi koyduğumuz 2023'teki 70 milyon turist, 70 milyar dolar hedefe ancak böyle bir master planla birlikte hareketle ulaşılabilirdi. İstihdamdan ülke imajına, tesislerin nitelikli yataktan nitelikli turiste varıncaya kadar bütün o arzuladığımız ne kadar görmek istediğimiz ne kadar olasılık ve misafir çeşitliliği, misafir farklılığı varsa bunların hepsi master planla Türkiye turizminin gelişmesinde çok önemli rol oynayacak. Tüm zamanların en iyi yılıydı 2018. 2019'da şükür olsun aynen öyle başladı. Türkiye genelinde yaklaşık 7.60, Antalya genelinde %25'lik bir artış var 3 aylık sonuçlara bakınca. Üstelik beklenenin altında az olan bir Nevruz'a rağmen, az gelen İranlı'ya rağmen böyle bir artış hakikaten çok sevinç verici. Ben 2019'dan çok ümitliyim. Dediğim gibi 2019'un ilk 3 ayının verileri gayet başarılı ve iyi. Ruslarda çok ciddi %74'lük bir artış var geçen yılda oranla. Bu çok iyi bir sayı. Antalya için hedeflerimiz de daha farklı. Geçen sene 14 milyon gelmişti. Bu sene 16-17 milyondan bahsediyoruz. Olabilir mi? Olur gibi gözüküyor. Artışlar böyle devam ederse. Turizm master planı herhalde en çok ilgilenmesi gereken konulardan bir tanesi. Yerli personel istihdamı. Çünkü arka arka yaşanan krizler sektörden çok kalifiye personelin başka sektöre geçmesine neden oldu. Ve bu arkadaşlarımızı geri getirmekte zorlanıyoruz. Çünkü sezon kısaldı, kapanan otel sayısı çoğaldı son yaşanan krizlerde. Ama şimdi yavaş yavaş bu asgari ücretteki artışla birlikte biraz daha pozitif anlamda ivme kazandı ama istihdamda hala istediğimiz yerde değiliz. Yani istediğimiz kalifiye personel ve istediğimiz sayıdaki yerli personel sahip değiliz. O yüzden Antalya'ya da hatta tüm Türkiye'ye özellikle otelcilik sektöründe çalışmak üzere hatta bir tek biz değiliz herhalde otelciliğin birçok sektöründe çalışmak üzere çok fazla yabancı personel geliyor. Bunun da ben Türk turizmi için evet bir kısmı çok gerekli. Nasıl gerekli? İşte bir tenis hocasını Romanya'dan getirmemiz gayet doğal çünkü adamlar çocukluktan itibaren tenis oynuyorlar. Bir dansçı getirmek Ukrayna'da çok mantıklı. Bu tür şeyler de ama alt kademe dediğimiz işte garsonluk, komedi, temizlikli bu tür hizmetler bizim Türk yapımızda olan o Türk yapısında olan şeyle birlikte daha iyi hizmet verebiliyoruz. Dolayısıyla istihdamdaki yerli personel sayısını artırmak için mutlaka sektörün bütün paydaşlarının bir araya gelip bir çözüm yolu üretmemiz lazım. Çünkü edindiğimizlerin Sayın Var'ın yaptığı bir turizm değerlendirme toplantısında sektörün hemen hemen bütün paydaşları personel bulamamaktan, istihdam yaratamamaktan şikayetçiydi. Thank you.